Kıymetli izleyicilerimiz, Şehirden Haberler programı sizin için şehir şehir gezmeye devam ediyor. Şu anda Kocaeli'ndeyiz. Yanımızda Hayrettin Bey var. Hoş geldiniz Hayrettin Bey. Gülerim. Hayrettin Bey burada elektrogaz uzmanı olarak çalışıyor. Şu anda Derince LPG Çözüm Merkezi'ndeyiz. Kendisinden birazcık bahsedelim. Hayrettin Bey kimdir? Hayrettin Söz, 1978 Bayburt doğumlu. LPG sektörüne 1999 yılında İstanbul Pendik'te başladım. O gün bugündür de aynı işi yapmaya devam ediyorum. Biz burada sizi anons ederken elektrogaz uzmanı olarak anons ettik. Oldukça önemli bir yeriniz var sektörde. Burada neler yapıyorsunuz? Faaliyetleriniz nelerdir? Şimdi burada sadece LPG işi yapmıyoruz. Biz burada Çelik Otomotiv bünyesi altında otomotiv sektörünün tüm işlerini yapmaktayız. Yani bunun otolastikle oto yıkama, kaporta boya. Anlıyorum. Peki ne zamandan beri bu işle meşgulsünüz? Yaklaşık 25 yıldır bu işle meşgul. Bu işte meşgul olurken müşteri hizmetlerinde insanlarda memnuniyeti nasıl sağladınız? Güler yüz, profesyonel hizmet. Yaptığımız işler her zaman referansımız oldu. Her zaman yani müşterinin memnuniyetini gözeterek biz bu işi yaptık. Para ikinci planda kaldı. Dolayısıyla hem paramızı kazandık, hem işimizi yaptık, hem işimizi büyüttük. O yüzden de mutluyuz. İşimizi severek yaptığımız için açıkçası. Peki Hayrettin Bey, burada insanlara hizmet verirken sadece Kocaeli'ne ya da Marmara bölgesine mi hizmet veriyorsunuz? Otoyol yardım olarak Marmara bölgesine ama daha çok Kocaeli diyelim. Ağırlıklı Kocaeli çünkü burada sanayi ağırlıklı bir şehir. Onun için de yaptığımız iş lastik olsun, yıkama, yağlama olsun daha çok ağır araç üzerine yapıyoruz. Yani bunun yıkaması var, yağlaması var, lastiği var. 7/24 hizmet veriyoruz yani bizim bir şeyimiz var. 7/24 burayı hiç kapanmaz. Yani çayımız burada 7/24 daima herkese her zaman demlidir yani. Peki burada bir araca hizmet vermeniz için illaki belli kriterleriniz var mıdır? Kriterimiz daima müşteri odaklı, hizmet odaklı. Kendimize prens edindik. Müşteri odaklı, daima hizmet. Burada hizmet. Peki Derince LPG'yi ve Hayrettin Bey'i diğer firmaların yanı sıra daha ön plana çıkartan özelliği nedir? Az önceki cümlemde de kurmuştum yani. Öncelikle müşteri memnuniyeti. Daha sonra da tabii ki bizim tecrübemiz, becerimiz. Bu da ön planda yani. Dolayısıyla işimizi yapıyoruz. Sadece işimize odaklı işimizi yapıyoruz. Hayrettin Bey, biz buradaki başarılarınıza bizzat birebir şahit oluyoruz fakat bundan sonraki hedefleriniz bu sektöre dair nelerdir? Tek bir benzinli araç kalmayıncaya kadar LPG dönüşümünü sağlamak, dönüşümü yapılmış olan araçların da bakın şu an ben burada esas tüketiciye bir mesajım olacak. Yani bu çok önemli. Nacizane tavsiyem onlara taktırdığı 5 seneden fazla kullanmasınlar. Hiçbir regülatörü, hiçbir beyini. 5 yıl. 5 yıl, onun ömrü 5 yıldır. Ve dolayısıyla 5 yıldan sonra tasarruf etmeye başlar yani. 5 yıldan sonra tasarruf etmez. Keyifli sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kapatmadan önce sizden size ulaşabilecekleri sosyal medya hesaplarını isteyeceğim. Çelik Otomotiv, Derince LPG Otogaz Dönüşüm Servisi dediklerinde zaten üstlerde yıldızlarla beraber onların önüne çıkacaktır. Peki Hayrettin Bey'in bundan sonraki sektöre dair hedefleri nelerdir? Hedefimiz tek bir benzinli araç LPG dönüşümcülüğe kadar işime devam etmek. Nacizane bir de ben buradan bizi dinleyenleri, izleyenlere, bu tüketicilerimize bir şey söylemek istiyorum. LPG bakımlarını mutlaka ve mutlaka 10.000 kilometrede bir yaptırsınlar. Eğer tankın ömrü 10 yıl, o zaten mecburi muayene istasyonlarında değişiyor. Fakat ön elektronik sistemlerini de mutlaka ve mutlaka 5 yılda bir değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde yani şu an LPG'de yaptığı tasarruf %60 olması lazımken
%30 yapıyorlar. Anlıyorum. Sürücülerimize LPG kullansınlar ya da kullanmasınlar. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bir mesajınız. Trafik kurallarına uysunlar. Hayrettin Bey'in de söylemiş olduğu gibi Şehirden Haberler programı olarak sizlere trafik kurallarına uyun diyoruz. Ve sonraki bölümümüzde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyoruz efendim.